Bir önceki videoda bu problemi zor yoldan çözdük. Zor yoldan bana ne, kolay yolu görmek istiyorum ben deyip belki de doğrudan bu videoya geçmiş olabilirsiniz. İşte şimdi o kolay yoldan söz edeceğiz. Bu yöntemde küçük bir hile yapacağız. O da şu. Bu soruyu 5 ve 3 kilogram kütleler için zor yoldan çözdüğümüzde bu ivme değerine ulaştık. 5 kilogramlık kütlenin ivmesi 29,4 Newton bölü 8 kilogram çıktı. Bu tür sorulardan yeterince çözdüğünüz zaman şunu fark edeceksiniz. 29,4 Newton 3 kilogramlık bu kütleyi hareket ettiren yer çekimi kuvveti. Başka bir deyişle sistemin tamamını harekete geçiren tek kuvvet. Veya en azından tek dış kuvvet diyelim. Buradaki 8 kilogramsa 5 kilogramla 3 kilogramın toplamından geliyor. Bu sadece bir rastlantı mı yoksa bize daha derin ve temel bir gerçeğin işaretini mi veriyor? Hayır rastlantı değil. Sonuç her zaman böyle çıkar. Soruyu zor yoldan çözdüğünüzde bütün dış kuvvetlerin burada toplandığını göreceksiniz. Sisteme hareket ettiren yer çekimi gibi kuvvetler pozitif olarak, harekete karşı koyan kuvvetlerse negatif olarak burada yerini alacak. Mesela burada sürtünme olsaydı onu harekete karşı koyan bir dış kuvvet olarak paya eksi işaretiyle yazacaktık. Toplam kütle ise paydada yer alacak. Ve bu gayet mantıklı bir sonuç. Tüm bu sistemi tek bir cisim olarak düşünelim. Yani diyelim ki bu böyle komple bir tek cisim olsun. Şimdi kendimize soralım. Bu cismin ivmesi nedir? Sonuç sadece cisme etkileyen dış kuvvetlere bağlı olacaktır. Burada cismin hareket etmesini sağlayan tek dış kuvvet yer çekimi kuvveti. İtiraz edebilirsiniz. İyi de buradaki gerilme kuvveti ne olacak diye sorabilirsiniz. 5 kilogramlı kütleyi çeken gerilme kuvveti de sistemi hareket ettirmiyor mu? Ettiriyor. Ama tüm sistemi tek bir cisim olarak kabul ettiğimiz için gerilme kuvveti bir iç kuvvet haline geliyor. Burada gerilme kuvveti 5 kilogramlı kütleyi hareket ettirmeye çalışıyor ama buradaki gerilme kuvveti de 3 kilogramlı kuvvetin hareketine karşı koyuyor. Kütleyi durdurmaya çalışıyor. İç kuvvetler böyledir. Cismin bir noktasındaki bir iç kuvvete karşı koyan eşit ve ters yönlü başka bir iç kuvvet daima bulunur. O yüzden iç kuvvetler cismi hareket ettiremez. Yani bu örnekte gerilme kuvvetleri birbirini götürüyor. Söz konusu olan tek dış kuvvet yer çekimi kuvveti. Onu paya yazdık. Toplam kütleyi de paydaya yerleştirdik. İşte işin hilesi burada karmaşık bir sistemin ivmesini bulmak için çok sayıda denklemle ve bilinmeyenle uğraşmak zorunda kalabiliriz. Halbuki bu numaraya başvursak işimizi çok daha kolay hale getirebiliriz. Bu numaraya sistemleri tek bir cisme indirgemek deniyor. Bu size hiçbir şey ifade etmediyse şöyle anlatayım. Önce şu işlemlerden bir kurtulalım. Bakın benim iddiam şu. Elimizde bir sistem var ve sistemi oluşturan cisimlerin Aynı büyüklükte ivmelerle hareket etmesi gerekiyor. Aralarında ip olabilir veya doğrudan birbirlerini itiyor olabilirler. Gibi gibi. Mesela şöyle yan yana dizilmiş kutular bir kuvvet tarafından itiliyor olabilir. İvmeleri aynı olacaktır. Çünkü birbirlerinin içinden geçemezler, değil mi? İşte birden çok cismin aynı ivme büyüklüğüne sahip olmasını gerektiren durumlarda sistemi tek bir cisim gibi kabul ederek ivmeye kolayca ulaşabiliriz. Sistem yerine kısaca sis yazıyorum. Yine Newton'un ikinci yasasını kullanıyoruz. Fakat bu kez sistemdeki cisimleri tek tek ele almak yerine sisteme etkiyen dış kuvvetlerin toplamını sistemin toplam kütlesine bölüyoruz. Dikkat edin bunlar dış kuvvetler. Dış kuvvet demek sisteme dahil olmayan kuvvet demek. Bu 5 kilogramlı kutuyla bu 3 kilogramlık kutuyu tek bir kütle olarak düşünürsek gerilme kuvveti bir iç kuvvet olur. Çünkü gerilme bu iki cisim arasında içsel olarak etkiyen bir kuvvettir. Sistemin içindeki cisimler arasında etkimektedir. Ama mesela 3 kilogramlı kütleye etkileyen yer çekimi kuvveti bir dış kuvvettir. Çünkü dünya bu cismi kendisine doğru çekmektedir. Ve dünya sistemimizin bir parçası değildir. Benzer şekildeki buradaki normal kuvvet de bir dış kuvvettir. Fakat yer çekimi kuvveti tarafından tamamen dengelenir. Dolayısıyla bu kuvvet dış kuvvetler olmasına rağmen buraya yazılmaz. Yani isterseniz yazarsınız da sonuçta birbirlerini götürecekler. Boşuna zaman kaybetmiş olursunuz. Sadece hareket doğrultusundaki kuvvetleri dikkate alıyoruz. O yüzden sadece harekete etki eden kuvvetleri hesaba katıyoruz. Bu yöndeki kuvvet pozitif bir kuvvet oluyor. Buradaki yer çekimi kuvveti gibi hareketle aynı yönde olan kuvvetleri pozitif kabul ediyoruz. Yani buraya artı olarak yazdığımız kuvvetler, sistemi hareket ettirmeye çalışan kuvvetler. Tuhaf gelebilir. Sistemi hareket ettirmeye çalışan kuvvetlerin hangileri olduğunu nasıl anlayacağım diye düşünebilirsiniz. Kuvvet sistemin hareketiyle aynı yönde ise sistemi hareket ettirmeye çalışıyor demektir. Evet, sistemi hareket ettiren kuvvetler pozitiftir dedik negatif kuvvetlerse sistemi durdurmaya çalışan veya sistemin hareketine karşı koyan kuvvetlerdir. Sistemin hareketine karşı koyan kuvvetler şeklinde yazıyorum. Bu örnekte bu tip bir kuvvet söz konusu değil. Şayet mesela sürtünmeyi ihmal etseydik sürtünme bu kuvvetlerden biri olacaktı. Çünkü sürtünme harekete karşı koyan bir dış kuvvettir. Sürtünmeyi paya eksi işaretiyle yazmamız gerekecekti. Dediğim gibi kulağa biraz tuhaf gelebilir ama düşününce aslında mantıklı olduğunu anlayacaksınız. Tek bir cisme indirgediğimiz sistemin ivmesi sadece sistemi hareket ettirmeye çalışan ve o harekete karşı koymaya çalışan kuvvetlere bağlıdır. İşte bu kuvvetleri hareketi olan etkilerine göre artı veya eksi şeklinde paya yazıp toplam kütleye ki toplam kütle sistemimizin toplam eylemsizliğinin bir ölçütüdür böldüğümüz zaman ...sistemimizin ivmesine ulaşıyoruz. Bu sadece aklı yatkın olmakla kalmıyor, aynı zamanda işe de yarıyor. Her zaman işe yarıyor. Üstüne üstlük bize müthiş zaman kazandırıyor. Mesela bu problemde. Ben bu problemle karşılaşacak olsam doğrudan bu hileye başvururum. Şöyle düşünürüm. Sistemin ivmesi ki bu sistem 5 ve 3 kilogramlık 2 farklı kütleden oluşuyor. Eşittir. Burada önce kendime şu soruyu sorarım. Sistemi harekete geçiren kuvvet hangisi? sistemi harekete geçiren kuvvet, 3 kilogramlık bu kütleye etkiyen yer çekimi kuvveti. Bu kuvveti buradan atacak olursak sistem harekete geçmez. Sisteme hareket kazandıran kuvvet bu. O halde yazıyorum. 3 kilogram çarpı 9,8 metre bölü saniye kare. Çünkü bu yer çekimi kuvveti. Peki, buradaki yer çekimi kuvvetini de hesaba katmalı mıyım? Hayır, çünkü buradaki yer çekimi hareket doğrultusuna dik. Yani sistemin hareketine herhangi bir katkısı yok bir tek kütlenin masa üzerinde durmasına yarıyor. İkincisi zaten buradaki normal kuvvet ve yer çekimi kuvvetini götürüyor. Bu ikisi dış kuvvetler olsa da birbirini götürdükleri için herhangi bir etkileri yok. Dolayısıyla sistemi harekete geçiren tek kuvvet bu. Onu paya yazdım zaten. Şimdi bunu toplam kütleye bölüyorum. Çünkü toplam kütle sistemin ivmelenmesine eylemsizlik yoluyla ne kadar direndiğinin bir ölçütü. Ve neticede yine aynı sonuca ulaşıyorum. 3,68 metre bölü saniye kare. Bakın, bu sonuca tek bir işlemle ulaştım. Acayip bir numara bu ve işe yarıyor. İki veya daha fazla kütlenin aynı ivmeyle hareket etmek zorunda olduğu bütün örneklerde işe yarıyor. Harika bir hile bu. Size bol bol zaman kazandıracak. Şu üçü düzgün yazayım bir. Şimdi bu yöntemin ne kadar faydalı olduğunu göstermek için sürtünmeyi de hesaba katalım. Sürtünme katsayımız 0,3 olsun. Artık bir de sürtünme kuvvetimiz var. 5 kilogramlık kütlemize etkiyor. Bu kuvveti paya eksi olarak yazmamız lazım. Önce şu sonuçtan bir kurtulalım. Çünkü yeni sonuç 3,68 olmayacak. Evet, sürtünme kuvvetini paydan çıkaracağız. Eksi bu satırda mü k'yi falan karıştırmadan direkt sürtünme kuvveti diyorum. Fc diye yazdım. Sürtünme kuvvetini bu satırda hesaplayacağım. Eşittir 3 çarpı 9,8 eşittir 29,4 newton. Eksi sürtünme kuvvetinin formülü de şu: Fc eşittir μk çarpı FN. O halde 5 kilogramlı kütleye etkiyen sürtünme kuvveti μk yani 0,3 çarpı normal kuvvet olacak. Yalnız buradaki normal kuvvet tüm sisteme etkiyen normal kuvvet değil. 3 kilogramlı kütlenin normal kuvveti bizi ilgilendirmiyor. Sadece 5 kilogramlı kütleye etkiyen normal kuvveti alıyoruz. Çünkü sürtünmeye katkısı olan kuvvet o. Yani tüm sistemi tek bir cisme indirgemiş olsak da kütlelere tek tek etkiyen kuvvetleri yine doğru belirlememiz gerekiyor. Özetle buradaki toplam kütle üzerinden iş yapmıyoruz. 5 kilogramlı kütleye etkiyen normal kuvvet 5 kilogram çarpı 9,8 metre bölü saniye karedir. Şimdi bunu bir de toplam kütleye bölüyoruz. Çünkü kütlenin tamamı eylemsizlik yoluyla ivmelenmeye direniyor. Hesap makinesiyle hesapladığımızda sistemin ivmesini 1,84 metre bölü saniye kare buluyoruz. Gördüğünüz gibi az önce bulduğumuz 3,68'den daha küçük bir sonuç bu. E haliyle daha küçük. Çünkü artık sistemin hareketine karşı koymaya çalışan bir dış kuvvet söz konusu. Yalnız dikkat edin. Burada bulduğumuz şey ivmenin sadece büyüklüğü. Bu ivmenin büyüklüğü. Sistemi harekete geçiren kuvvetlere artı, sistemin hareketine direnen kuvvetlere eksi dediğimiz bu yöntem bize ivmenin sadece büyüklüğünü veriyor. Sistemdeki her bir kutu bu büyüklükte ivmelere sahip. Ama bu ivmeler negatif veya pozitif olabilir. Şöyle söyleyeyim. 5 kiloluk bu kutu sağa doğru hareket ettiği için pozitif bir ivmeye sahip. Yani 5 kiloluk kütlenin ivmesi artı 1.84 metre bölü saniye kare. Oysa 3 kiloluk kütle aşağı doğru hareket ettiği için ivmesi eksi 1,84 metre bölü saniye kare oluyor.